Evet, yeni bir fazmafobia videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videodaki amacımız uzun süredir düşündüğümüz, yapmayı düşündüğümüz rehber niteliğinde oynanış şekli, ekipmanların tanıtımı, hayalet türleri, odasını bulma, avdan kaçma gibi gibi birçok şeyde bazı para kazanma taktikleri de olsun rehber niteliğinde bir video hazırlamaktı. Bunun için epeydir bir çalışma yapıyordum güzel bir video çıkarmak için. Umarım aydınlatıcı ve hepinizin hoşuna giden, bilgilendiren bir video olacaktır. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Herkesin merak ettiği, herkesin sorduğu bu oyunun amacı nedir? Yani bu oyunu ne için oynuyoruz? Öncelikle oradan bahsedeyim. Şimdi bu oyundaki amacımız biz hayalet avcısı değiliz. Sadece hayalet türlerini keşfeden bir ekibiz arkadaşlar biz. Yani nasıl? Bir takım ekipmanlarla değişik haritalarda farklı türdeki hayaletleri keşfedip fotoğraflayıp para kazanmak için fotoğraflar falan çekmemiz gerekiyor. Kanıtları bulup, kanıtları toplayıp hayaletin türünü keşfedip ölmeden o evden ayrılmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir an önce. Bu oyundaki amacımız aslında sadece hayaleti keşfetmek, türünü öğrenmek. Onun dışında başka bir görevimiz yok. Tabii bu sırada içeride işte paranormal aktiviteler oluyor, hayalet ahı başlatıyor, kaçışmalar oluyor gibi gibi şeyler yaşanabiliyor. Artık oynadıkça da zaten tecrübe kazanarak bunlar da daha sonrasında çok kolay bir hal alıyor arkadaşlar. Yani gözünüze çok büyütülecek bir zorluk seviyesi yok. Onu da söyleyeyim, belirteyim öncesinden. Şimdi onun dışında bu oyun kaç kişilik diye arkadaşlarımız da oluyor. Ondan da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu oyunu tek kişi de oynayabilirsiniz. Ekip kurarak 4 kişiye kadar gerek 2 kişi, gerek 3 kişi, gerek 4 kişi olarak da oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Aynı zamanda şöyle bir modundan bahsedeyim size. İnternet üzerinden özel oyun oluşturarak arkadaşlarınız arasında oynayabiliyorsunuz. Bakın onun dışında da herkese açık bir oyun oluşturarak yani diğer farklı oyuncuların yani tanımadığınız, bilmediğiniz oyuncuların kendi kurmuş olduğunuz odaya da gelmesini sağlayabilirsiniz. Onun dışında hazır kurulu olmuş olan odalar var. Bakın işte Romanya'da atıyorum, Türkiye'de, Almanya'da kurulmuş serverlar var. Buralara da eğer boş olduğu zaman katılabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Farklı bölgelerde yine Asya, Avrupa şeklinde bölgeler seçip oralara da katılabilirsiniz. Onun dışında tek başınıza da oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış bir şey. Hani nasıl rahat ediyorsanız, nasıl daha çok keyif alıyorsanız o şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında burada bazı arkadaşlar diyor ki ya işte örnek veriyorum ben ekipman satın alıyorum. İşte ekipmanları fazla satın alıyorum yanlışlıkla. İşte oyuna girdiğimde tümünü eklediğim zaman öldüğümde ekipmanlarımın tamamı gidiyor. Bakın arkadaşlar size şurada bir menüde ekipman mağazasında bir şey göstereyim. Buraya girdiğiniz zaman örnek veriyorum yanlışlıkla çok fazla normalde oyun içerisinde de satın alabiliyorsunuz bunu. Örnek veriyorum fazla satın aldınız. Buraya gelip sadece bu menüde var ama bu satma sadece bu menüden yapılabiliyor. Fazla almış olduğunuz ekipmanları tekrar almış olduğunuz fiyatın bir miktar altına tekrar satabilirsiniz arkadaşlar. Ondan bahsedeyim aynı zamanda. Yine bunun dışında oyunu kurmuş olduğunuz zaman yine aynı lobinin içerisinden de satın alma menüsü var ama burada sadece satın alabiliyorsunuz. Burada herhangi bir satma ile ilgili bir şey yok. Onu en başta yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da kamyondan bahsedeyim size. Şimdi öncelikle kamyonda bilmemiz gereken neler var? Kamyonun kapısını açmadan önce şimdi her evin içerisine girerken ihtiyacımız olan ilk şey anahtar. Şu anahtarı unutmadan alıyoruz arkadaşlar. Bu anahtarı almazsak tekrar kamyona dönüp almak zorunda kalıyoruz. Kapıyı açamazsınız. Tabii bunları söylerken ben bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlar için böyle detaylı anlatıyorum. Zaten oynayan ve bilen arkadaşlar vardır. Hani onlar da yanlış anlamasınlar. Yani bu bilgilendirme amaçlı yapıldığı için tek tek detaylı olarak anlatmak zorundayım. Onun dışında arkadaşlar bakın. Şimdi ben amatör modda açtım bu tabloyu göstermek için.
Her modda bu oyunda toplam 4 tane mod var arkadaşlar. Zorluk seviyesi olarak amatör modda oynayabilirsiniz. Orta modda oynayabilirsiniz. Profesyonel modda oynayabilirsiniz. Ve en zoru kabus modundan Nightmare modda oynayabilirsiniz. Şimdi bu modların bu sayaçla alakalı bağlantısı nedir? Önce onu söyleyeyim. Amatör modda oynadığınız zaman gördüğünüz gibi burada 5 dakika oyun size süre veriyor. Yani bu ne için veriyor bunu? İçeriye girdiğinizde hayaleti keşfederken, daha doğrusu bulurken, bulmaya çalışırken 5 dakika boyunca hayaletin kesinlikle size saldırmaması için aslında bir koruma süresi, hazırlık süresi arkadaşlar bu. Bir üst moda çıktığınız zaman, amatörün bir üst moduna çıktığınız zaman orada bu süre yarı yarıya, yani 2,5 dakikaya düşüyor. 2,5 dakikalık bir süreniz oluyor orada. Biraz daha elinizi hızlı tutmanız, çabuk tutmanız gerekiyor. Hazırlık kısmını biraz daha hızlandırmanız gerekiyor açıkçası. Onun dışında profesyonel moda geçtiğiniz zaman artık bu süre sıfırlanıyor arkadaşlar. Yani kapıyı açtığınız andan itibaren hayalet size saldırabilir. Paranormal aktivitelere şahit olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Bu tamamen %50 %50 şansla alakalı bir durum. Yine dediğim gibi kabus modunda en zor modda da zaten yine sıfır olarak çıkıyor sayaç karşınıza. Burada artık yapacağınız tek şey bir an önce işte sesleri dinleyip hızlı bir şekilde kanıtları toplayıp yolunuza devam etmek, hayaleti bulup ve oradan uzaklaşmanız gerekmekte arkadaşlar. Onun dışında şöyle size görev tablosundan bahsedeyim arkadaşlar. Her oyuna girdiğimizde burada bize 4 tane hedef veriyor. Alt tarafta bizi gönderen şirketin bize vermiş olduğu bilgilendirme, hayaletin adı, terse cevap, kime cevap verip vermediği yazıyor burada mesela. Bize yani aslında hemen hemen her oyunda alttaki yazılar aynı olsa da bir nevi bilgilendirme tablosu burası. Şimdi hedeflerden bahsedeyim. Öncelikle bunu da merak eden arkadaşlarımız oluyor. Hedef 1, ne tür bir hayaletle uğraştığınızı keşfedin diyor. Şimdi bütün görevleri yaptığınız zaman bu görev hala verilmemiş oluyor ya. Bu görevi hayaleti bulup işaretleyip kamyonu kapatıp gittikten sonra alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer hayaleti doğru tespit etmişseniz. Hatta bakın burada alt tarafta da yazıyor. Bazı hedefler sadece olay yerinden ayrıldığınızda tamamlanır. Yani bu bahsettiği birinci hedef arkadaşlar. Hani bunu yapmak için ya yapamadık bunu tamamlayalım diye içeride dakikalarca zaman kaybetmeyin. Hayaleti doğru tespit edip de giderseniz bu görevi zaten yapmış olacaksınız. Onun dışında ikinci, üçüncü ve dördüncü görevler bunlar farklı farklı görev verebilir. Her oyunda aynı görevi vermez arkadaşlar. Örneğin hedef 2'de tuzun üstüne yürümesini sağlayın diyor. İçeriye girdiğinizde buradaki ekipmanla tuzla tuzu yere dökerek hayaletin odasında hayaletin üzerinden geçmesini sağlayarak bu görevi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde hareket sensörüyle hayaletin varlığını tespit edin diyor. Buradaki zaten bu ekipmanları ben size detaylı olarak da anlatacağım tekrar. Hepsini tek tek detaylı olarak anlatacağım. Hayaletin odasına hareket sensörü koyduğunuzda hayalet o sensörün önünden geçerse bu görevi de yapmış oluyorsunuz. Yani kısacası burada yazan görevlerin hepsinin burada bir ekipmanı var arkadaşlar. Bazı görevler hayaletten ekibinizin bir üyesinin hayaletten işte av sırasında kaçmasını sağlayın diyor. Bu da av sırasında kaçıp saklanıp av bitene kadar ölmediğiniz takdirde yapabileceğiniz görevler. Bunları da detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size biraz da günlükten bahsedeyim. J tuşuna klavyede J tuşuna basarak açılan günlüğümüzden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle hayalet avcılığı başlığı altında hayatta kalma kılavuzu. Bakın burada tanıtım, akıl sağlığı, aletler, lanetli eşyalar gibi gibi burada da kaçıncı sayfada olduklarını size gösteriyor. Hani burada ipucu almak ya da takıldığınız yerde aklınıza gelmeyen şeyleri bulmak için burayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eşyalar kısmına geliyorum. Önce lanetli eşyalardan bahsediyor arkadaşlar. Burada bunları eğer vaktiniz varsa okursanız lanetli eşyaların aslında ne işe yaradığını pratik olarak anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, Ouija tahtası, evin içerisinde toplam bulunan lanetli ekipmanlardan bahsetmiş arkadaşlar. Ouija tahtası, lanetli ayna, voodoo bebeği, nekromans çemberi, müzik kutusu, tarot kartları şeklinde. Burada
Bu mesela bu kartların ne işe yaradığını, müzik kutusunun ne işe yaradığını, hangi amaçta kullanıldığını zaten burada hepsini detaylı olarak yazmış arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Kanıt toplamak başlığı altında IMF5 yani şuradaki kanıtların hayaleti bulmaya başladığınızda işaretleyeceğiniz varlığını ve yokluğunu işaretleyeceğiniz kanıtların burada detaylı olarak anlatımı var arkadaşlar. Bakın. Örnek veriyorum, bir tanesini okuyayım size. Bazı hayaletler nesnelerle etkileşime girdiklerinde elektromanyetik alanlar yani EMF bırakırlar. Seviye 5'e ulaşan ekstra güçlü ölçümlere dikkat edin diyor. Yani EMF okuyucuyu kullandığınız zaman örnek veriyorum hayalet yere bir şey attı ya da bir tabağa dokundu, kapıyı açtı, kapattı gibi gibi şeyler olabilir. Yani herhangi bir etkileşime şahit olduğunuzda EMF okuyucuyu elinize alıp çalıştırıp hayaletin temas ettiği yere yaklaştırdığınızda üzerindeki 5 tane ışıktan 1, 2, 3, 4, 5 hangi ışık seviyesine görürseniz ona göre bazı şeyleri daha pratik olarak anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer bütün ışıklar yanıyor ve IMF 5 seviye gösteriyorsa bu aynı zamanda kanıt niteliğindedir. Direkt IMF 5'i buradan işaretlersiniz arkadaşlar. Bu da günlüğünüzdeki bulmanız gereken hayaletlerin birçoğunu burada elemiş oluyor. Tabi burada IMF eğer 2, 3 veya 1 gösteriyorsa bu kanıt sayılmaz. Tamam, orada bir etkileşim vardır ama aramaya tekrar devam edersiniz arkadaşlar. Onun dışında diğer kanıtlar zaten detaylı olarak yazılmış günlüğümüzde. Burada da kaç olaya dahil olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar bu. Hayaletin adı, soyadı, bakın cevap verir diyor herkese. Profesyonel modda bunu göremezsiniz arkadaşlar. Emin değiliz diye bir yazıyla karşılaşırsınız burada. Kabus modunda da zaten göremezsiniz. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. 3 kişi, 2 kişi veya yani çoklu oyuncuyla girdik eve değil mi? Yani evin içerisinde hayaletin odasını tespit ettiğiniz zaman ruh telsizini deneyeceğinizde eğer burada herkesi yazıyorsa odanın içerisinde ışığı kapattığınız zaman bütün arkadaşlarınızın aynı odada olması da hayaletin cevap vereceği anlamına gelir telsiz kullanılırken. Ama burada bazen yazar der ki yalnız olan insanlara cevap verir yazar. Bu da ne demek oluyor? Siz telsiz deneyeceğiniz zaman odanın içerisindeki bütün herkesi dışarıya çıkaracaksınız. Kapıyı kapatacaksınız, ışığı kapatacaksınız. Telsizle konuşup cevap almaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bunun olayı da budur. Aynı şekilde bulduğunuz anahtarlar kısmında da şöyle. Bunun hiçbir fonksiyonu yok arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Şimdi biz evin anahtarını aldığımız için buraya işaretledi. Kapıdan girdiğimiz zaman genelde giriş kapısının yanında araba anahtarı olur. Araba anahtarını aldığınızda da o anahtar da burada çıkar arkadaşlar. Bunların size ekstra bir kazancı ya da bir artısı yoktur. Sadece günlüğün içerisinde yine gösterme amaçlı buraya koyulmuş bir menüdür arkadaşlar bu. Onun dışında isteğe bağlı hedefler. Yani şuradaki sürekli olarak kamyona gelip gitmeyin diye burada gördüğünüz hedeflerin hepsini evin içerisindeyken J tuşuna basıp günlüğünüzü açıp genel bakış kısmından hedefleri görebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Örnek veriyorum, hareket sensörüyle varlığını tespit ettiniz. Emin olmak için kamyona gelip burada görevin yapılıp yapılmadığına bakmak yerine direkt günlüğünüzden burada kırmızı bir tik şeklinde yapılmış olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada kırmızı tik olarak çıkar. Tiklenmiş olur. Buradan görebilirsiniz. Onun dışında yan tarafa geçiyoruz. Fotoğraflar kısmında toplam 10 tane fotoğraf çekme hakkınız var. 10 tane fotoğraf çekmek için dediğim gibi sadece 2 adet fotoğraf makinesi eklemeniz yeterli arkadaşlar. Her fotoğraf makinesinin içerisinde 5 poz var. 2 tane fotoğraf makinesi eklersiniz. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Fotoğrafı çekerken yanlışlıkla basarsanız ve fotoğraf çekerseniz o çekmiş olduğunuz fotoğraf da buraya işliyor. Bu sizin ne gibi bir eksisi olur size? Sadece para kazanmanızı bir tık daha düşürmüş olur. Çünkü her fotoğraf ayrı ayrı para veriyor arkadaşlar. Yani yerine göre, moduna göre 5 dolar veriyor, 10 dolar veriyor, 20 dolar verdiği oluyor. Hani modlarına göre değiştiği için o yüzden mümkün mertebe fotoğrafları altında burada yıldızlı bir şekilde belirtir. Hani yakından çekerseniz 3 yıldız olarak verir. Biraz uzaktan çekerseniz 2 yıldız. Daha uzaktan çekerseniz tek yıldız olarak verir. Mümkün mertebe net ve 3 yıldızlı fotoğraf alırsanız çok güzel paralar kazanırsınız arkadaşlar. Kanıtlar kısmına geçelim. Burada bu kanıtları buradan 3 tane kanıt bulduğunuzda
genellikle hayaleti artık tespit etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum, eve girdiniz. Hayalet bir şey fırlattı. EMF okuyucuyu elinize aldınız ve fırlattığı cisme yaklaştırdınız. EMF seviye 5 gösteriyorsa bunu işaretledik. Daha sonra hayalet, örnek veriyorum yine, kapıya dokundu veya cama dokundu. Parmak izi görürseniz UV feneri var. UV feneriyle bakıp parmak izi görürseniz arkadaşlar direkt bunu da işaretliyorsunuz. Bakın, bu kadar hayaletin içerisinde sadece 4 tane hayalet kaldı. Aynı anda bütün kanıtları vermez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yine devam ediyorsunuz aramaya. Telsize cevap, konuşmaya çalıştınız, cevap vermedi, sildiniz. Video kamerayla baktınız, hayalet küresi, bunu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Hayalet küresi göremediniz, sildiniz. İptal ettiniz çünkü yok. Projektör, baktınız, projektörden görüntü vermedi, sildiniz. Olmayan kanıtları sildiğinizde ve olan kanıtları işaretlediğiniz zaman artık yani bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz hayalet tespit etme konusunda. Daha sonra örnek veriyorum, farklı bir ekipman koydunuz, hayalet yazı defteri koydunuz ve hayalet bu defteri yazdığında işaretlediğiniz zaman 3 kanıtla hayaletin ne tür bir hayalet olduğunu keşfetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu mutlaka şu şekilde işaretleyin. Yoksa burada bahsettiğimiz hedef 1'deki ne tür bir hayaletle uğraştığımızı keşfedin görevini alamazsınız arkadaşlar. Bu da size kazanacağınız paradan bir kısım daha az kazanmış olmanıza sebep olacak. O yüzden bunu, hayaleti bulduğunuz zaman işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onun dışında burada hemen kanıtların yanında hayalet türleri başlığı altında bütün hayaletlerin, toplamda 21 tane hayalet var. 21 hayaletin de burada tek tek isimlerini tıklayarak özelliklerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, her tıkladığınızda alt tarafta Spirit'e tıklıyoruz. Spirit için gerekli kanıtları aşağıda gösteriyor. EMF seviye 5 olacak, ruh telsizi olacak, hayalet yazısı olacak diyor. Eğer bu kanıtları bulursanız zaten bu hayalet Spirit'tir ki burada da çıkacaktır arkadaşlar. Evet, onun dışında dediğim gibi merak eden arkadaşlar olursa ne tür bir hayaletle uğraştığını, belki hayaletin özelliklerinden, yapmış olduğu aktivitelerden, etkileşimlerden de anlayabilirsiniz arkadaşlar bunu. Örnek veriyorum, Twins'ten bahsedelim. Bu hayaletlerin birbirlerinin hareketlerini taklit ettiği bildirildi. Kurbanlarını şaşırtmak için saldırılarını değiştirirler diyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu ikiz hayaletler arkadaşlar bunlar. İkizlerden herhangi biri kızabilir ve kurbanlarına bir saldırı başlatabilir. Twins genellikle bu zayıf yönü arkadaşlar, aynı anda çevreyle etkileşime girerler diyor. Yani hayaletin odasını buldunuz, hayalet banyoda. Mutfakta da etkileşim gösterebilir. Oturma odasında da etkileşim gösterebilir. Buralarda Twins hayaletinin olduğuna dair elinizde daha güçlü bir delil olur arkadaşlar. Çünkü bir hayalet aynı anda bir odadayken farklı odalarda alt katta üst katta etkileşime girmez arkadaşlar. Bunu genellikle yapan Twins'tir. İlerleyen zamanlarda oynadıkça zaten bunu da delillerini, kanıtlarını bulmadan bile artık anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi bu takım akıl sağlığı yazan bu tablodan size bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi akıl sağlığı nedir? Oyun içerisinde ne işimize yarar? Ondan birazcık bahsedeyim. Akıl sağlığı, evin içerisine girdiğiniz zaman paranormal değişik aktivitelere şahit olmanıza sebep olur. Farklı farklı sesler duymanıza sebep olur. Şimdi ben tekli modda olduğum için sadece ben burada kendi akıl sağlığımı görebiliyorum. İki kişi veya üç kişi olduğunuz zaman herkesin burada bölüm bölüm akıl sağlıkları, aynı şu anki göründüğü gibi 3'e bölünerek ya da 4'e bölünerek burada herkese ayrı bir akıl sağlığı şeklinde görebilirsiniz bunu. Akıl sağlığı ne için önemli? Ondan bahsedeyim arkadaşlar size. Akıl sağlığı evin içerisindeyken %100, %90'lardaki akıl sağlığındayken hayalet çok fazla veya genel olarak av başlatmaz arkadaşlar. Yani size saldırmaz, ancak kendini gösterir. İşte Işıkların bazen akıl sağlığınız 90'lara, artık 80'lere, 70'lere düştüğü zaman ışıkların yanıp yanıp söndüğünü görürsünüz. Bu arada kimin akıl sağlığı daha düşükse o ışıkların yanıp sönmesini, değişik sesleri düşük akıl sağlığına sahip olan oyuncular duyar arkadaşlar ve onlar görürler. Yani her oyuncu aynı anda o etkileşime şahit olmaz arkadaşlar. Burada akıl sağlığımızı yüksek tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Özellikle ve özellikle
Evin içerisinde çok fazla karanlıkta kalmamanız gerekiyor arkadaşlar. Karanlıkta kaldığınız zaman hayalet size bir etkileşimde bulunduğu zaman işte kendini göstermesi, kulağınıza gelip bağırması ya da önünüzde yerlere bir şeyler fırlatması bunların hepsi akıl sağlığınıza düşmesine sebep olur arkadaşlar. Mümkün oldukça bulunduğunuz odalardaki ışıkları, aydınlatmaları açık tutmaya çalışın. Açık tuttuğunuz sürece akıl sağlığınız çok az şekilde düşecektir. Zaten bunu da sürekli oynadıkça göreceksiniz. Akıl sağlığınız %50'lerde, %60'larda gibi bir seviyeye indiği zaman artık hayaletin size saldırmak için hazırlık yaptığına şahit olabilirsiniz. %50'nin altındaki akıl sağlığında genelde artık hayaletler ağ başlatırlar arkadaşlar. Bunu nasıl yükselteceğiz? Şimdi dedik ya aydınlıkta kalarak. Şimdi aydınlıkta kalarak akıl sağlığınız yükselmez arkadaşlar. Hani onu bir detaylı olarak size söyleyeyim. Mevcut seviyesinin düşmesini koruyorsunuz aydınlıkta kaldığınız sürece. Bakın burada akıl sağlığı hapları var. 4 tane en fazla kamyon akıl sağlığı hap alabilirsiniz. Bu akıl sağlığı hapını aldığınız zaman şu anda içemezsiniz tabii ki. Çünkü akıl sağlığımız dolu. Hemen hemen her modda %25 ila %30, %35 arasında her bir kutuyu içtiğinizde akıl sağlığınız yenilenir. Kabus modunda ve profesyonel modda bu kutunun içindeki ilaçlar akıl sağlığınızı daha az yeniler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun dışında amatör moddayken akıl sağlığınız çok fazla düşmez. Yani hayaleti görseniz bile çok fazla düşmez. Çünkü neden? Bu modda zaten merhamet süresi çok çok fazla. Yani hayalet sizi her gördüğü yerde avaçlatmayacaktır. Adı üstünde amatör mod. Ve çok fazla etkileşime girmeyecektir ki zaten oyunun başında 5 dakika gibi bir hazırlık süreniz var. Eğer şansınız da yaver giderse o süre içerisinde zaten süre bitmeden bile hayaleti bulma ihtimaliniz ve çıkma ihtimaliniz de oluşuyor. Akıl sağlığına oyun içerisinde çok dikkat edin. Düştüğü zaman özellikle 30'lara 20'lere düştüğü zaman hapınız varsa mutlaka hapı içip en azından %60'ın üzerine çıkarmaya çalışın. Çünkü artık sürekli sizi rahatsız edecektir. Size rahat vermeyecektir. Yani evin içerisinde kendinizi sürekli kaçmak zorunda bırakmayın. Akıl sağlığınıza o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında şimdi şuradaki ses sensörü ekranından bahsedeyim size. Şu an için bu ekran boş. Herhangi bir şey yok. Neden? Bakın arkadaşlar şurada bazı arkadaşlar bunları merak ediyor. Yere koyulan mikrofon ne işe yarar diye. Bu ses sensörü arkadaşlar. Şurada olur genelde kamyonda. Bu ses sensörünü aldığınızda evlerin içerisine odalara koyuyorsunuz arkadaşlar bunu. Odalara koyduğunuz zaman yine bununla alakalı da ben size detaylı olarak göstereceğim. Odaya koyduğunuz zaman örnek veriyorum mutfağa koydunuz. Bir tane ses sensörü kurdunuz mutfağa. Kurduktan sonra burada bir ses sensörü ile alakalı bir tane küçük bir çizelge çıkar. Yani küçük bir şerit çıkar burada. Hayalet eğer ki mutfakta gezerse orada ses çıkardığı zaman burada belli seviyelere çıkıp indiğini görürsünüz arkadaşlar. Ve altında kitchen yani mutfak olarak yazar. Ha bu ne demek oluyor? Hayalet şu anda o taraflarda dolaşıyor. Bunu küçük haritalarda değil de daha çok büyük haritalarda örnek veriyorum Prizing gibi yani Asylum gibi High School gibi haritalarda kullanmanız daha çok fayda sağlayacaktır. Neden? Örnek veriyorum 2A ve B bloktan oluşan büyük bir haritada siz B bloğu gezerken bunları A bloğa kurduğunuz zaman siz diğer tarafı gezerken kamyondaki arkadaşınız size hayaletin şu an sizin olduğunuz tarafta değil A blokta şu odada gibi sizi bilgilendirme yaparak işinizi kolaylaştıracaktır. Bunlar bu işe yarıyor arkadaşlar. Aktivite tablosuna bahsedeyim size. Şimdi bu aktivite tablosu hayaletin evin içerisine, evin kapısını açtıktan sonra evin içerisine girdiği etkileşimlerden göstermiş olduğu güç tablosu arkadaşlar bu. Örnek veriyorum hayalet bunu yine aynı şuradaki IMF okuyucuyla da benzer etkileşimleri alabiliyorsunuz. Bakın IMF okuyucunun üzerinde birden işte 5'e kadar 3 5 farklı renk var. Şimdi hayalet çok fazla etkileşim aktiviteye girmiyorsa yani çok güçlü sinyaller vermiyorsa genellikle bu tabloya böyle sıfırlarda kalır ya da işte 1'e çıkar, 2'ye çıkar, en fazla 3'e 4'e çıkar. Hayalet çok fazla etkileşime girip çok aşırı derecede aktif bir hayaletse bu 7'lere, 8'lere, 9'lara çıkar ki bu da IMF okuyucunun
5 olacağı anlamına da gelir arkadaşlar. Bunu buradan da anlayabilirsiniz. Genelde av başladığı zaman bu tablo düz bir çizgi olarak hep bu şekilde 10'la devam eder arkadaşlar. Av bitene kadar. Av bittikten sonra düşecektir. Burada kamyondaki duran arkadaşınızın bu tabloya bakarak avın aslında başlayıp başlamadığını da size söyleyebilir. Belki içerideki arkadaş anlamıyor olabilir. Avın başladığını fark etmiyor olabilir. Buradaki arkadaş avın başladığını bu tabloya bakarak da anlayabilir arkadaşlar. Ve bittiğini de anlayabilir. Orada da sizi bilgilendirebilir. Evet arkadaşlar, şimdi para kazanma konusunda size birkaç taktik vereceğim. Bunlardan bahsedeyim biraz da kısaca. Şimdi para kazanmak için neleri yapmak gerekiyor? Nasıl daha kolay, rahat para kazanabiliriz? Şimdi para kazanmak için 4 temel işlevimiz var arkadaşlar. Bir tanesi lobideki oyuna girmeden önce lobide hemen sağ tarafta çıkan görev listesi var. Günlük görevler var arkadaşlar. Orada işte farklı bir avcıyla oyna, 50 dolar üzerinde 50 dolar değerinde fotoğraf çek gibi ya da farklı değişik görevler çıkabilir. Onları oradan bakıp oyun içerisindeyken yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, 3 yıldız hayalet fotoğrafı çek der. Buradaki kamyondaki görevlerden farklı olarak ekstra orada da günlük yenilenen görevlerimiz var arkadaşlar. Bundan para kazanabiliriz bunları yaparak. Onun dışında fotoğraf çekme görevi var arkadaşlar. Burada bahsettiğim gibi 10 adet günlüğümüzün içerisinde 10 adet fotoğraf çekmek için yerimiz mevcut. 10 tane şöyle yakından, çok fazla uzaktan olmayacak şekilde etkileşim olabilir, parmak izi olabilir, hayaletin fırlattığı şeyler olabilir, hayalet fotoğrafı olabilir. Bu tarz şeylerde mesela lanetli eşyaların fotoğraflarını çekerek de para kazanıyoruz. Yani fotoğraf 3 yıldız olduktan sonra neyi çektiğinizin çok bir önemi yok. Bu bir etkileşim, parmak izi, ayak izi, hayalet fotoğrafı, her şey olabilir arkadaşlar. Bunlardan tamamlayabilirsiniz. Ayrıca size şöyle de bir tüyo vereyim. Lanetli eşya var bir tane. Ouija board, Ouija tahtası. Ouija board'dan ilk kurulum yaptığınız sırada hayalete soru sormaya başladığınızda her sorduğunuz soru esnasında o tahtanın üzerindeki küçük parça oynamaya başladığında bakın her soru için tek bir etkileşim fotoğrafı çekebilirsiniz. Örnek veriyorum, How old are you dediniz. O küçük parça oynamaya başladı, bir fotoğraf çekebilirsiniz. Farklı bir soru sorabilirsiniz. Nerede olduğunu sorabilirsiniz. Tam onu size cevap olarak verirken bir fotoğraf daha çekebilirsiniz. Yaşını sorabilirsiniz. Bir fotoğraf daha çekersiniz. Kemiğin yerini sorabilirsiniz Ouija tahtasından. Onu söylerken bir fotoğraf daha çekersiniz. Ama şunu da unutmayın. Ouija tahtasında her soru sorduğunuzda ciddi şekilde akıl sağlığınız düşeceği için çok da fazla soru sormadan mümkün mertebe doğru soruları sorarak ve en son ayrılırken de goodbye diyerek ayrılıp oradan uzaklaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında kemik fotoğrafı da çekebilirsiniz. Kemiği buldunuz. Almadan önce fotoğrafını çekerseniz yakından 3 yıldızlı bir kemik fotoğrafı alıp oradan da ekstradan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün oldukça kemiği almadan önce fotoğrafını çekin. Daha sonra kemiği alın. Bu para kazanma konusunda bir ekstra size gelir kaynağı olacaktır. Onun dışında da yine burada kamyon içerisinde yine günlükten de görebileceğiniz gibi arkadaşlar buradaki isteğe bağlı hedeflerin içerisinde bu her görev için ayrı ayrı size para verecek arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz. Hedef 1'i yaptığınızda yani hayaletin türünü keşfettiğinizde doğru bulduğunuzda hedef 2 bunlar sürekli değişiyor tabii ama ben mevcut şu anda gördüklerimizden bahsedeceğim. Tuzun üstüne yürümesini sağladığınızda bu görevi yaptığınızda ekstra para alacaksınız. Hareket sensörüyle hayaletin varlığını tespit ettiğiniz zaman ekstra para alacaksınız. Yine her görev için ekstra paralar alacaksınız arkadaşlar. Para kazanma konusu bu şekilde. Bunları yapmadan çıkarsanız çok fazla para kazanamazsınız arkadaşlar. Para kazanmamızın en temel noktaları bu bahsettiğim 4 ayrı konuyla çok rahat para kazanabilirsiniz. Şimdi de diğer ekipmanlardan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ben bu ekipmanları burada tek tek anlatmayacağım size. Hani içeriye girdiğimiz zaman orada detaylı olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle ben ekipmanların tamamını ekledim. Hani buranın dolu göründüğüne bakmayın. Normalde bu şekilde ekipmanların tamamını ekleyip girmek aslında mantıksız. Özellikle tek kişi oynuyorsanız, yani örnek veriyorum 8 tane fenere ihtiyacınız olmayacak. Bir tane fener. Şöyle göstereyim. Güçlü el feneri diğer şuradaki gördüğünüz el fenerinden daha iyidir, daha kullanışlıdır. Bunu kullanabilirsiniz evin içerisinde. Daha çok aydınlatır arkadaşlar.
Bir tane fener yetecektir. O yüzden hepsini eklemeyin. Bunu söylememdeki sebep şu. İçeriye girdiniz. Bu kadar ekipman ekli şimdi. Ben içeriye girdim ve öldüğüm zaman bu gördüğünüz bütün ekipmanlar gidecek arkadaşlar. Yani kabus modunda, profesyonel modda, her modda farklı şekilde geri para iadesi yapılıyor. Kabus modunda kaybettiğiniz ekipmanın hiçbir şekilde para iadesini yapmazlar. Profesyonel modda çok düşük bir meblağ kaybettiğiniz ekipmanın çok düşük bir yüzdesinin geri iadesini yapar oyun. Diğer alt modlarda da ona istinaden biraz daha yüksek şekilde sigorta size para iadesi yapıyor ama bu para kazanmak gerçekten kolay gibi görünse de aslında kolay değil arkadaşlar, zor. Örnek veriyorum, profesyonel modda fotoğrafları çektiniz, görevleri yaptınız, hayaleti doğru tahmin ettiniz. Alacağınız para 250-270 dolar civarındadır. Ve bu kadar ekipmanı kaybettiğiniz zaman kaybedeceğiniz para hemen hemen 5 katı olacağı için içeriye girerken sadece ihtiyacınız olan kanıtları toplayabilecek ve para kazanmanıza sebep olacak ekipmanları almanız benim tavsiyemdir arkadaşlar. Yine tabii tercih sizin. Evet arkadaşlar, öncelikle EMF sensöründen bahsedeyim size. Bakın, hayalet burada bir çerçeve düşürdü. Bu farklı bir şeyler de olabilir. EMF sensörünü açtığınızda EMF seviyesi şu anda 3'ü gösteriyor. Yani bu günlüğümüzdeki kanıtın EMF 5 olduğunu şu anda açıkçası göstermiyor. Bu ışıkların tamamının yandığı zaman herhangi bir etkileşimde buna şahit olursanız, ışıkların tamamı yanarsa bu aynı zamanda kanıt demektir. Hemen buradan EMF 5'i işaretlersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada çerçeve düşürmesi, kapıyı açması, kapatması, farklı bir şeyler fırlatması ve gibi gibi bu tarz konularda hayaletin yapmış olduğu bütün aktiviteleri EMF okuyucuyla bakabilirsiniz arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz fotoğraf makinesi hem kanıt toplamak için de kullanılabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum, parmak izi. Örneğin buranın fotoğrafını çektik. Bakın, parmak izi olarak verdi fotoğrafı. Şu an hayalet buraya dokundu. Tekrar çektiğimiz zaman tekrar parmak izi olarak verecek. Parmak izini gördükten sonra ikinci bir kez daha çekebilirsiniz. Bunu da etkileşim olarak verir. Çektiğiniz mesafe hemen hemen yani şöyle açacak olursak kapalıyken çekebilirsiniz ama şu mesafelerden çekin arkadaşlar. Çok dibinden çekerseniz fotoğrafı vermez. Yani boş fotoğraf çekmiş olursunuz. O yüzden çekeceğiniz mesafe ne uzak ne yakın, ideal mesafe budur. Buradan fotoğrafını çekersiniz. Unutmayın, şöyle bir tüyo vereyim. İlk fotoğrafı çektiğinizde eğer parmak izi yazmıyorsa parmak izi yoktur arkadaşlar. Bu kapılar için geçerli sadece. Onun dışında ilk çektiğinizde etkileşim olarak fotoğraf verebilir. Şuradan göstereyim. Bu ilk çektiğim fotoğrafta eğer burada etkileşim yazıyor olsaydı parmak izi olmayacaktı. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Kanıtlardan hemen parmak izinin olmadığını işaretleyeceksiniz. Tabii ki burada olduğu gibi ilk çekmiş olduğunuz fotoğrafta parmak izi yazdığı için derhal kanıtlardan parmak izini işaretleyeceksiniz. Aynı zamanda hem para kazandırırken hem de kanıt toplamanıza yardımcı olan bir ekipmandır. 5 pozu vardır. Bu pozları çok dikkatli kullanın arkadaşlar. Fotoğraf çektiğiniz mesafe önemli. Fotoğraf çekeceğiniz şeylerin etkileşime girip girmemiş olması da önemli. Örnek veriyorum. Yere düşürülen ve yeni düşmüş olan, yeni dokunulmuş olan ekipmanın fotoğrafını çektiğinizde size 3 yıldızlı çekeceğiniz mesafeye göre 3 yıldızlı fotoğraf çekmiş olacaksınız. Bu da size para kazandırır arkadaşlar. Onun dışında hayalet bir şeye dokunduğunda, etkileşime girdiğinde aradan bir süre geçmişse onun fotoğrafını çekmeyin. Çünkü o etkileşimin izi artık geçmiş olacak. Dolayısıyla size o fotoğrafı yıldızlı olarak vermeyecek arkadaşlar. Bu da sizin bir poz kaybınıza sebep olacak. Yine aynı şekilde haç ile avlanmasını engelleyen görevi verebilir veya farklı modlarda oynarken hayaletin artık size saldırmasını engellemek isteyebilirsiniz. Tamamen dört dörtlük bir koruma sağlamaz ama yine de hayaletin bulunduğu odanın tam olarak ortasına haçı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bu şekilde haçı bıraktığınız zaman, hayaletin odasının ortasına bıraktığınız zaman haç düşük bir ihtimal de olsa koruma sağlayacaktır. Av başlatacağı sırada hemen haçın yan tarafında, şu imlecin gördüğünüz tarafta bir yanma efekti göreceksiniz. Daha sonrasında bir haç hayalet avını sadece 2 kez korur arkadaşlar. Yani 3. kez korumaz. Onu da aynı şekilde
buradan anlayabilirsiniz. Haç tamamen yandıktan sonra artık tekrar yeni bir haç atmanız gerekecek. Artık koruma sağlamayacaktır arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz hareket sensörü arkadaşlar. Bu hareket sensörü ne işe yarar? Hayaletin olduğu odaya kurabilirsiniz. Günlük görevlerinizde bazen hareket sensöründen geçmesini sağlayın gibi bir görev çıktığında bunu yere kurabilirsiniz. Genelde duvara kurmak daha etkili olur. Şu boyutlarda kurduğunuz zaman, hani yukarıya da kurabilirsiniz ama çocuk hayaleti olduğunda bu mesafelerde kurduğunuz zaman bakın beyaz bir ışık veriyor önünden geçtiğiniz zaman. Hayalet eğer bunun önünden geçerse beyaz bir ışık vererek hayaletin oradan geçtiğini size bildirir arkadaşlar. Bakın şu anda olduğu gibi hayalet onun önünden geçti ve bize bilgilendirme yaptı. Eğer günlüğümde hareket sensöründen geçmesini sağlayın, hareket sensörüyle varlığını tespit edin görevim olsaydı o görevi şu an yapmış olacaktım arkadaşlar. Evet, kafa kamerasını anlatmaya gelecek olursak eğer kamyonunuzun içerisinde eklediğiniz kadar maksimum 4 tane ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kadar kafa kamerası olur. Bu şekilde alıp takarsınız. Elinizde olmaz arkadaşlar. Direkt kafanıza takıldığı için arkadaşınız eğer gelir ekrandan izleyen bir arkadaşınız olursa gördüğünüz gibi bakın şu anda benim üzerimde takılı ve baktığım yerde burada monitör başında olan arkadaşınız siz içeride gezerken gezdiğiniz yerleri buradan izleyebilir, bilgi toplayabilir arkadaşlar. 4 kişilik zaten oyun modunda herkes birer kafa kamerası takabilir. Yani bu baktığınız zaman çok kullanışlı bir şey gibi görünmese de yine de tercihleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda önümde duran tripodun üzerinde duran video kamera arkadaşlar. Bu video kamerayı normalde dot projektör olup olmadığını görmek için, hayalet küresi olup olmadığını görmek için kullanabilirsiniz. Üzerindeki kamerayı alıp elinizde de kullanabilirsiniz. Sağ tuşa bastığınızda gece görüşü modu vardır. Odanın ışıklarının tamamen kapalı olduğu halde net bir görüş sağlayacaktır size. Yine F tuşuyla tripodun üzerine koyup tripodla alıp aynen bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben genelde tripodla kullanırım. Neden diye soracak olursanız örnek veriyorum. Böyle bir yere koyduğunuz zaman bu açıyla koyduğunuz zaman geniş bir açıyla bir görüntü sağlayacaktır size. Kamyondaki ekrandan bu kameranın bakış açısından burada olan biten her şeyi görmenizi sağlayacak. Oraya da görüntü iletecektir arkadaşlar. Yine sağ tuşla baktığınızda şu an ışıklar açık olduğu için parlıyor. Sağ tuşla baktığınızda hayalet küresi olup olmadığını, projektörü yere kurduğunuz zaman üzerinden hayaletin geçip geçmediğini görebilirsiniz. Unutmayın ki bazı hayaletler kamera olmadan dot projektörünün görüntüsünü vermez. Canlı gözle birçok projektörü görebilirsiniz geçerken üzerinden ama kamerayla görüntü veren hayaletler de olduğunu unutmayın. O yüzden ne olursa olsun kamerayla da bu delili kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz mor ışık arkadaşlar bununla UV fenerinden daha geniş kapsamlı bir alanda hayaletin bırakmış olduğu el izleri ve ayak izlerini görmek için sağ tuşla aktif ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi geniş bir alanda mor ışık yayarak hayaletin parmak izini bakın her yerde bırakmış olduğu izleri görüp burada da yine parmak izi kanıtını işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda yere tuz döktüğünüz zaman bunu yere bırakıp ya da yakınlaştırıp hayaletin tuzun üstünde yürüdükten sonraki ayak izlerini görüp fotoğraflarını çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuzda ses parabolik mikrofon diye geçer arkadaşlar. Bunu aktif ettiğiniz zaman bakın sağ tuşla aktif edersiniz. Hayaletin odasındayken hayaletin bazı hayaletlerin örneğin Banshee'nin çığlıkları vardır. Çığlıklarını duymak için kullanabilirsiniz. Hayaletlerin homurdanmasını dinlemek için kullanabilirsiniz. Bazı hayaletlerin şarkı söylediğini duyabilirsiniz. Onun dışında büyük haritalarda hayaletin hareketlerinden çıkarmış olduğu seslerden odasını tespit etmek için de kullanabiliriz arkadaşlar. Kanıt olarak bir önemi yoktur. Dediğim gibi sadece yerini tespit etmek ve seslerini duymak için kullanıyorsunuz. Yine burada kanıt niteliğinde olan dot projektörü bu kanıtı bu elimizdeki projektörü odanın ortasında bir yere yani herhangi bir yere kurabilirsiniz arkadaşlar bunu. Duvara da kurabilirsiniz, yere de kurabilirsiniz. Genellikle ben yere kurmayı tercih ediyorum.
Yere kurduğumuz zaman F tuşuyla yere kurduğumuz zaman eğer hayalet bunun üzerinden geçerse silüet şeklinde koşarak veya sürünerek geçen bir figür göreceksiniz arkadaşlar. Bunu gördüğünüz zaman da hayaletin var olduğu ya yani dot projektörün var olduğunu gördüğünüz zaman buradan işaretleyip yine kanıt niteliğinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, size ruh telsizinden, Spirit Box'tan bahsedeyim arkadaşlar. Spirit Box genellikle hayaletten bir soru sorup cevap alabilirsiniz. Kanıt niteliğinde buyurun buradan bakabilirsiniz. Cevap alırsanız buradan hemen kanıtı işaretliyorsunuz. Burada ne gibi sorular sorabilirsiniz? Yani sorabileceğiniz birçok soru var. Örnek veriyorum, yaşını sorabilirsiniz. Nerede olduğunu sorabilirsiniz. Sinirli olup olmadığını sorabilirsiniz gibi gibi sorularla hayalete soru yöneltip cevap alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi her hayalet cevap vereceği anlamına gelmez. Örnek veriyorum. Burada konuşurken normalde ayarlamış olduğunuz tuşla basıp tutarak konuşursunuz. V tuşuyla ben de ayarlı. Are you here? Bakın tersin üzerinde çarpı işareti var ve onun yanında hayalet figürü var arkadaşlar. Siz konuştuğunuzda, soru sorduğunuzda, sorunuz bittikten sonra çarpı işareti yanıyorsa hayalet o an size cevap vermiyor demektir. Eğer yanındaki hayalet figürü siyah şekilde belirgin oluyorsa ki zaten hayaletin sesini duyacaksınız, hayalet size cevap veriyor demektir ve kanıt olarak ruh telsizini işaretleyebilirsiniz. Onun dışında unutmamanız gereken bir şey, hayaletin odasında sadece cevap alabilirsiniz. Aynı zamanda odaya girdiğiniz zaman da ışıkların söndürülmüş olması gerekiyor arkadaşlar. Bazı hayaletler çoklu oyun modunda girdiğinizde, bazı hayaletler kalabalıkken de size cevap verebilir. Bazı hayaletler de sadece yalnız olan insanlara cevap verir. Bunu günlüğünüzün genel bakış kısmında kime cevap verir yazısının altında herkese ya da yalnız olan insanlara şeklinde görüp ona göre tekrar test edebilirsiniz arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz termometre ne işe yarıyor? Hemen ondan size bahsedeyim arkadaşlar. Hayaletin odasına geldiniz. Bakın şu anda gördüğünüz gibi nefesimden de algılayabilirsiniz. Hemen nefesimin önünde buhar çıkıyor. Nefesimden yani termometre olmadan o şekilde algılayabilirsiniz. Onun dışında şu anda hayaletin odasındayım ve 10 derece sıcaklık veriyor. Genelde profesyonel modda dahil olmak üzere 10 derecenin ve altında olan 10 derece ve altında olan sıcaklıklar hayaletin şu an o odada olduğunu gösterir arkadaşlar. Bakın dondurucu soğuk var. Eksi dereceleri gördüğümüz zaman direkt dondurucu soğuk kanıtını işaretleyip buradan da bir kanıt toplamış oluyoruz arkadaşlar. Hayalet bu odanın dışında bakın farklı bir odayı göstereyim. Sıcaklık tamamen 10 derecelerin üzerine çıkacak. Gördüğünüz gibi hayalet burada değil arkadaşlar. Şu anda hol kısmında. Evet, gelelim tütsüye. Aynı zamanda günlük görevlerinde de hayaletin odasını ya da odasının yakınındaki alanları tütsüyle temizleyin diye bir görev çıkabilir. Bunun için ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum. Hayalet eğer buradaysa tütsüyü yakarak burada gezerek hayaletin odasının etrafında gezerek bu görevi yapmış olursunuz arkadaşlar. Aynı zamanda başka ne için kullanılır? Hayaletten kaçmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hayalet bu odadan geliyor, size yaklaştı. Tütsüyü yakıp tütsünün dumanını hayaletin önüne gelecek şekilde ayarladığınız zaman size en azından birkaç saniye kaçmak için bir süre verecek arkadaşlar. Onu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu elimizde görmüş olduğunuz tuzu da genelde günlük görevlerinde hayaletin tuzun üstünde yürümesini sağlayın görevini gördüğünüz zaman ya da para kazanmak için fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Tuzu hayaletin olduğu odaya yere toplam 3 kere kullanma hakkınız var. Yere dökerek hayalet eğer buraya basarsa bastıktan sonra UV fenerini alıp ayak izlerini görüp her ayak izi için ayrı bir fotoğraf çekip fotoğrafları tamamlayıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz UV feneriyle hayaletin dokunmuş olduğu kapılarda gördüğünüz gibi parmak izi olup olmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Parmak izi varsa hayalet dokunduğu kapıya bu şekilde ya da bunun benzeri şekillerde iz bırakarak size parmak izi kanıtını işaretlemenize bulmanıza sebep olacak arkadaşlar.
Bunu dediğim gibi bu kapılarda, normal oda kapılarında, bakın görüyorsunuz, oda kapılarında ve camlarda bırakabilir. Bazı maplerde bilgisayarların önündeki klavyelerin tuşları üzerinde de bırakabiliyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde elimizde kanıt olarak kullanabileceğimiz hayalet yazısı ve hayalet yazı defteri var. Hayaletin odasının living room, yani salon olduğunu düşünürsek, hayaletin odasını burası olarak düşünün arkadaşlar. Hayalet yazı defterini mümkün mertebe ortaya, yani yere koyabilirsiniz, herhangi bir şeyin üzerine kurabilirsiniz. Hayalet yazı defterini kurduğumuz zaman hayalet eğer bu defteri yazarsa hayalet yazısını işaretleyip bu kanıtı da buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Are you here? How old are Evet, şimdi size av sırasında hayaletten nasıl kolayca kaçabilirsiniz ve evin içerisinde nerelere saklanabilirsiniz? Küçük bir evde bunun detaylı olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evin küçük olmasına bakmayın. Büyük evlerde de hemen hemen aynı yerlere saklanacaksınız zaten. Şimdi eve girdiğimiz zaman bu evden bahsediyorum. Mümkün mertebe hayaletin odasının tam ters istikametinde kendinize saklanacak bir yer bulun. Çünkü hayalet av başlattığı zaman çok hızlı olabilir, kaçacak vaktiniz olmayabilir ve sizin gördüğü anda ansızın av başlattığı sırada ne yapacağınızı o an kestiremezsiniz ve ölebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Hayalet avı başlattığı sıralarda, örnek veriyorum, bakın bu kabinleri görüyorsunuz. Buralara saklanabilirsiniz. İçeriye girip kapıyı kapatıp ve unutmamanız gereken en önemli şey, eğer elinizde elektronik bir eşya varsa, fener olabilir, bu kamera olabilir, fotoğraf makinesi olabilir, kesinlikle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapatmazsanız hayalet sizi direkt olduğunuz yerde bulacaktır. Onun dışında nereye saklanabilirsiniz? Hemen şu şekilde göstereyim. Örnek veriyorum. Bazı modlarda kabus modunda neredeyse bütün saklanacak yerlerin hepsi doludur arkadaşlar. İçerisinde eşyalar olur. Bu eşyalar olduğu için oraya giremezsiniz. Tuvalet, banyo konusunda da eğer hiçbir şey yapamazsanız bu şekilde kapı arkalarına saklanıp elinizdeki ekipmanları, elektronik eşyaları kapatıp av süresinin bitmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yine bu odadan da bir örnek olarak göstereyim size. Bu şekilde kapı aralarına saklanıp hayalet bu odaya girse bile kapıya dokunmadığı müddetçe sizi bulamayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde de saklanabilirsiniz. Av süresi bitene kadar kıpırdamazsınız. Herhangi bir şekilde riski en azından yarıya indirmiş olacaksınız. Onun dışında hayaletten kaçarken şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yani şimdi size mutfaktan göstereyim arkadaşlar. Hayalet sizi kovalamaya başladı. Kaçacak bir yeriniz yok. Etrafınızda arkasına saklanabileceğiniz bir yer yok. Hayaleti dikkatli bir şekilde takip ederek böyle bir cismin etrafında döndürerek av süresi bitene kadar kendinizi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız unutmayın, eğer ki bu odada dondurucu soğuk varsa, sıcaklık değerleri düşükse ve dondurucu soğukta güçlenen hayaletler, örnek veriyorum Hantu gibi hayaletler denk gelirse, sizin koşma hızınızın neredeyse 1,5 katı kadar hızlı olup aynı şekilde standart bir dönme hızıyla sizi yakalayacaktır. O yüzden keşfettiğiniz hayalet, eğer keşfetmişseniz türüne dikkat edeceksiniz bunu yaparken. Bu biraz tehlikeli bir harekettir arkadaşlar. Ya da bir şekilde elinize tütsü alıp, size çok yaklaştığınızda tütsüyü yakarak onu uzaklaştırıp farklı bir odaya veya farklı bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir alternatiftir aynı zamanda.